Manisa, Malatya'da Arap Gir, Arguvan, Hekiman, Darende, Doğanyol, Kütürge, Kale ve Yazıhan ilçelerinde yüz yüze eğitime başlandı. Darende ilçe merkezi Cumhuriyet İlkokulu'nda ders başı yapan öğrenciler okullarını ve öğretmenlerini, arkadaşlarını özlediklerini belirtti. Kentte 49 gün sonra başlayan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir de 141 okulda eğitim öğretmeye başlandığını söyledi. Günaydın. Okulumu ve öğrenimi çok özledim. Bugün çok mutluyum. Öğretmenlerimi çok özledim. Arkadaşlarımı çok özledim. Okulumu çok özledim. Öğretmenimi ve okulumu çok özlemiştim 15 tatilde. Biz ilçemizde 141 okulumuzda 12.309 öğrencimizle eğitim öğretime başladık. Eğitim öğretime hiç ara vermedik aslında biz. 8 ve 12. sınıflar üzerinden LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize DYK kurslarımızı açmıştık. Konteyner kentlerde ve çadır kentlerde de tüm kademelerde okul öncesinden 12. sınıfa kadar alanlarda öğrencilerimizle yine öğretmenlerimizi buluşturmuştuk. Ki öğretmenlerimiz dışarıdan da destek vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerimiz. Bugün sadece 27 Mart'ta 8 ilçemizde binalarımıza girmeye başladık ve tüm kademelerde artık eğitim öğretime. Önceden öğrencilerimizin yanına biz eğitime giderken artık şimdi öğrencilerimize diyoruz ki alışık olduğunuz hadi okullara eğitim öğretime başladık. Şöyle bizim Malatya'da kalıp ulaşabildiğimiz öğrencilerimizle zaten biz bu süreci atlattık. Şu an ulaşamadığımız ya da şehir dışında olup yeniden Malatya'ya dönen çocuklarımızla ilgili ise yine fedakar öğretmenlerimiz çok rahat bir şekilde o çocuklarımızın gönlüne girerek ve arkadaşlarıyla, akran eğitimiyle ve öğretmen eğitimiyle beraber bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Bizdeki durumlarıyla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan yine bir bilgi bekliyoruz. Birkaç tane okulumuz kaldı sadece. Onların dışında bize hasarsız diye bilgi verildi ama 129 tane okulumuzda 11.500 vatandaşımız kalıyor. Dolayısıyla onlar boşaltmadan da oraya çocuklarımızı alamıyoruz. Vallahi önce onların duygularından önce kendi duygumu söylemek istiyorum. Çok mutluyum. Öğrencilerimin gözündeki o gülen yüzleri görmek, öğretmen arkadaşlarımla beraber bir okul çatısı altında olmak beni çok mutlu etti. Öğrencilerimde de aynı mutluluğu gördüm. İlk etapta evet biraz bir tedirginlik, acaba hani işte binamız sağlam mıdır, nasıl olacak diye bir tedirginlik ama okul idaremizin ve ilçe milli eğitim müdürümüzün yaptığı açıklamalar doğrultusunda hemen artık espriler havalarda uçuşmaya başladı. Bu da bu süreci çok rahatlıkla atlatacağımızı gösteriyor ki zaten zor zamanlar güçlü insanları doğurur. Bu öğrencilerin hepsi birer güçlü insan adayı demektir bu da.